Şakir! Şakir! Telefonun alarmı çalıyor Şakir! Ne oluyor? 5 dakika daha. Kalk çocuğum, okula geç kalacaksın. Anne, bugün okullar tatil. Haberin yok mu? He? Ne oluyor? Oo, tüpsişeniniz azaldı galiba. Şaşırdınız iyice. Neyse, ben kahvaltıyı hazırlıyorum. Oo, tamam vurma. Herkese yetecek kadar sucuk var. Oksijen bitmek üzere. Bir gün önce. Evet, oluyor, oluyor. Bitti. Yapay zeka çalışmam bitti. Şimdi konuşalım bakalım. Yapay zeka, merhaba. Seni ben icat ettim. Hala bir bebekle aynı zeka seviyesinde. Yapacak çok işim var. Önce bir biberon bulayım. Ha? Bu da ne? Sesin geliyor mu? Ama bu ses uzun zaman önce uzayda kaybolan dedemin sesi. Koordinatlar 37, 22, 46, 34, 55, 25. Gelirken ekmek, yarım kiloda yoğurt al. Tava yoğurdu olsun, üstü kaymaklı. Ha? Ekmek mi? Seni bulacağım dede. Orada kal. Meteor, meteor, yağmur yağacak. Meteor, meteor, herkes kaçacak. Meteor, meteor, nerede açacak? Meteor. Ha? Bu şarkı yeni uydurulmuş. Hayırdır? Bak, bu gece meteor yağmuru varmış. Evet, hem de çıplak gözle izlenecekmiş. Bak, benim bu gözüm çıplak, bu gözümde giyinik. Ya! Çekil git. Lafı uzatmayalım. Meteor yağmurunu uzaydan izlemek istiyoruz Mirket. Bizi uzaya çıkarsana. Oldu canım. Dönerken de Merkür'e dolmuş yaparız isterseniz. İşim gücüm var, rahat bırakın beni. Kayıp dedemi bulacağım ben. Hazır mısın Necati abi? Hazırım. Elimde var anten, çatlasın çekemeyen. Necati! Necati o değil, diğeri. Doğru. Ödeşme kartı. Hayır! Şimdi bu ödeşme kartını nasıl kazandığımı hatırlayalım. Miras değil, alın teri. Necati indir beni. Olmaz. Fizik bilen adamım ben. Hiç Necati ile binilir mi tahtravalliye? Necati indir beni, ne istersen alacağım. Ödeşme kartı istiyorum. Tamam sus. İyi tamam. Herkes hazırlansın. Ben dedemi bulmaya gittiğimde siz de uzay aracından meteor yağmurunu izlersiniz. Çikipuyu. Hadi herkes giysin. Sonra uzay mekiğine. Oo, bunlar da neymiş? Hohoy! Muhteşem bir şeymiş bu. Meteor yağmurundan 1 saat kaldı. Alarm kurdum ki kaçırmayalım. Hoho! Bakın uzay mekiğinin hakkını veriyorum. Mekik çekiyorum. Ha? Necati bu nasıl bir soğuk espri? Mirket buz kesti. Yok yok, cam açık kalmış. İşte koordinatlara geldik. Burası eski bir uzay istasyonu. Ha? Şuraya bakın. Neler olmuş böyle? Hadi gemiden çıkıyoruz. Uzay istasyonuna geçeceğiz. Gidelim gidelim. Oranın camları daha büyüktür. Daha güzel izleriz. Oo, nasıl gideceğim ben şimdi? Hey yardım edin. Sesimi de duymadılar. Düşün Necati düşün. Telaş yapın, telaş yapın. Düşünmemiz gerekiyor. Bu hiç olmamıştı. Bir dakika, bir fikrim var. Buldum. Hapşu. 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 Duramıyorum. Bakın tüp roket oldu. Uzay roketine tüp taktıran Türk. Necati oynama şununla da gel hadi. Gazı bitti bunun. İmdat, beni de alın. Hapşu, hapşu, hapşu. İşe yaramıyor. Çok yaşa Necati. Üzgünüm Necati abi. Meteor yağmuruna 1/2 saat kaldı. Görüşürüz. Necati tüpünü az salla. Dibinde kalmıştır. Oh, işe yaradı. Korkutmayın beni böyle. Uzayla şaka olmaz Necati. Yer çekimini açıyorum. Ay, oh.
Yer çekimini hiç sevmiyorum. Yer en çok beni çekiyor. Azıcık da sizi çeksin. Her yer karanlık. Baba, geri mi dönsek? Kaskınızda ışık var. Işıklarınızı yakın. Gidip yağmuru izleyecek bir yer bulalım. Şakir, Necati, siz gidebilirsiniz. Remzi, sen benimle geliyorsun. Kaptan Köşkü'ne ulaşmamız lazım. Öf, niye hep ben? Tek yetişkin sensin çünkü. Necati de yetişkin. Bence pek değil. 1. Balkondaki demir. 2. Söylüyorum musiki. 3. Kafiye bulmak çok güç. Remzi, şarkı söylemenin sırası mı şimdi? Korkunca kafiyeli şarkılar söylerim ben Mirket. 4. Battaniyeyi ört. O ses ne? Kaset sıkışmış. Video kaydı olmalı. Gel hadi. Hey! 2001 yılına girmek üzereyiz. Ve hayvanlık sayemizde çok ilerledi. Uzayda çok önemli işler başarıyoruz. Yapay zeka, bize eğlenceli bir şarkı aç. Hata kodu 341. Hata kodu 341. Ha? Neler oluyor? Yapay zeka hata verdi. Ben bir gidip kontrol edeyim. Fikret hala gelmedi. Ben bakıp geleceğim. Kesin başına bir iş geldi. Olamaz, olamaz. Hata kodu 341. Hata kodu 341. Yapay zekada bir sıkıntı var. Tümden kapatıp evle kontrole geçeceğim. Başka şansımız yok. Kandırdım. 5. Remzi, benle helalleş. Mirket efendi, bakıyorum sen de korktun. Şarkı söylemek işe yaramıyormuş. Çok saçmaymış. Hala korkuyorum. Söylemesini bileceksin. Buranın camları kocamanmış. Sadece 10 dakika kaldı. Meteor yağmurunu bu odadan izleyebiliriz. Şakir, dedeye bak. Nasıl horluyorsa dokununca ben bile titredim. Dede mi? Kim acaba bu? Bilmiyorum ama beni duymuyor. Dedenin kulaklar gitmiş herhalde. Ekmekle yoğurt aldınız mı? Yıllardır bir şey yemedim. Midem kızınıyor. İnsan önce bir günaydın der. Her şeyi yapay zeka yaptı. Gemiyi ele geçirmek için. Dede kabus görmüş Şakir, baksana. Horlamasının sebebi anlaşıldı. Tüpte yatarsan açıkta kalır her yerin. Yapay zeka mı? Geminin güce ihtiyacım var. Jeneratörleri çalıştırın. Bu yapay zeka. Benim sesim değil. Yapay zeka sesimi taklit ediyor. Neden inanalım sana? Ya sen yapay zekanın sesini taklit ediyorsan? Kaptan Köşkündeki jeneratörü çalıştırın. Sakın ona inanmayın. Tekrar güç kazanmaya çalışıyor. Eğer enerji bulursa bu bir felaket olur. Yıllar önce Zardur kapattı bunu. Siz Mirket'in dedesisiniz. Dedem, sana ekmek kıytırıvereyim mi? Karnını bastırsın dedem. Oy dedem, aksakallı dedem. Dedelerle böyle konuşulur Şakir. Dede neredesin? Mirket, dedenin sesi biraz yapay gelmedi mi sana da? Dedemi nerede duysam tanırım. Şu jeneratörü bir çalıştıralım. Dede? Şimdi işiniz bitti. Bir gün şişmanlığımın işe yarayacağını biliyordum. O gün bugünmüş. Şakir! Telefonun alarmı çalıyor Şakir! Ne oluyor? 5 dakika daha. Kalk çocuğum, okula geç kalacaksın. Anne, bugün okullar tatil. Haberin yok mu? Ne oluyor? Tüpsişeniniz azaldı galiba. Şaşırdınız iyice. Neyse, ben kahvaltıyı hazırlıyorum. Tamam, vurma. Herkese yetecek kadar sucuk var. Oksijen bitmek üzere. Buldun
Ne? Alarmım. Meteor yağmuru için kurmuştum. Ulan! Rıfat! Baksana şunlara, ne olmuş? Yardım etsek mi acaba? Dostum boş ver. Bizim yağmamız lazım. Bir dakika. Hemen bir şeyler düşünmeliyim. Telaş yapın. Bir dakika. Tabii ya, buldum. Pompa. Pompalı alet. Buldum. Lokmacı açacağız. Ay pardon, şey. Pompa. Durun. Rıfat yardım et. Bir şey yapıştı üstüme. Abi dedim bulaşmayalım diye. Merak etmeyin. Sizinle işim yok. Uzay gücü. Nasıl çalışıyordu bu? Bu değil. Bu hiç değil. Tamam bu. Zaten başka tüş kalmadı. Dejavu geldi. Ha? Sen kimsin? Otostopçuyum ben. Merkür'e kadar bıraksanıza beni. Gel hadi gel. Bu muhteşemdi. Çok eğlendim. Hadi tekrar yapalım. Meteor yağmurunu en ön sıradan izledik. Bence bugünlük bu kadar macera yeter. Sen de dedene kavuştun Mirket. Aynen öyle. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Ne yapmak istersin ufaklık? Bir düşüneyim. Oley! Necati yokken bu tatravalli çok keyifli. Oy! Uzay yolculuğu başlasın! Hayır sen gelme! Hayır! Aa, havaya bakın, Mirket kaydı. Hadi dilek tutalım. Hop Mirket, ne haber? Her kimse şu an çok meşgulüm. Oho Mirket, görmeyeni dünyanın tersine dönmüş. Dur düzelteyim. Necati, bir bilim hayvanı çalışırken yılan bile dokunmaz. Abi onun doğrusu, su içene yılan bile dokunmaz. Sen su içmiyorsun, o yüzden dokunabilirim. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Tamam o zaman, dokunmayacağım. Oley, bin yıl yaşayacağım. Neyse, ne istiyorsun Necati? 500 yılda bir geçen kuyruklu yıldızı inceliyordum. Her an görüş açımdan çıkabilir. Işıklı oyuncağım bozuldu. Tamir edebilir misin? Ver bakayım şunu. Zaten ya bir şey tamir edilecek olur ya da dünya yok olur. Mirket nasılsın? Bir ihtiyacın var mı? Sana yardım edeyim mi? Mirket'i soran eden yok. Hiç. Al yaptım. Pili bitmiş. Ver. Oldu mu? Hadi oyalama beni. Kuyruklu yıldızım kaçacak. Arkadaşım, kaç kere söyleyeceğim, yanlış çiziyorsunuz beni. Ben yıldız da değilim, böyle kuyruğum da yok. Adım kuyruklu yıldız ama göktaşıyım aslında ben. Aman neyse, zaten bilmem kaç yılda bir geliyorum. Bir dahaki gelişimi öğrenmiş olursunuz belki. Çu. Al işte, kaçırdım kuyruklu yıldızı. Of Necati, of! Çu. Evladım hadi git evine, tamir ettim işte. Bırak da çalışayım. Tamam. Çu. Adres belirleniyor. Hadi ben kaçtım. Sen de telekopterde yıldızları izlemeye devam et. Teleskop arkadaşım, bu teleskop. Telekopter değil. Telekopter nedir? Kedi gibisin Şakir. Ayol ne oluyor? Bu ne gürültü? Hepsini Şakir yaptı. Ne? Ben mi? Neler oluyor? Hadi gidip bakalım. Bir dakika. Her seferinde gidip bakıyoruz. Bir kere de bakmayalım. Öylece duralım. Bugün hava ne güzel değil mi? Yani biraz nemli gerçi. Aman hadi. Ne saçmalıyorum. Hepimiz çok merak ediyoruz. Koşun. Işıklı mışıklıymış hem de. Canavarsa bu sefer bana bırakın. Üstümüze geliyor. Üstümüze geliyor. İşte ses buradan geliyor. Bir ışın küresi bu. Ne yapacağız? Geri çekilin. Millet! Herkes sakin olsun. Görünen o ki bu bir ışın küresi. Ben çoktan demiştim. Alıcılarımdan gelen sinyallere göre bu ışın küresi bütün şehrimizi kapladı ve üstümüze doğru geliyor. Tahminlerime göre 12 saat içinde merkezde buluşacaklar. Biz de arada sıkışacağız. Oley! Bu iyi bir şey değil ki.
mahvedersin. Ne yapacağız peki şimdi? Ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Ama öncelikle ne yaparsanız yapın, panik yapın! Panik yapın dedi! Çabuk panik yapın! Hayır, panik yapmayın! Panik yapmayın! Of! Mirket abi, kapana mı kısıldık yani? Maalesef öyle. Hesaplarıma göre birazdan bütün sinyaller ve yayınlar da gidecek. Evet, bir son dakika gelişmesi sayın seyirciler. Bir kafede televizyon izleyen müşterilerin yaptıkları pes dedirtti. Yayın karıncalanmaya başlayınca etrafı dağıttılar. Karşınızda şimdi o görüntüler. Hadi etrafı dağıtalım. Yayın bitti. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele... İşte bütün mesele... Neydi o? Arkadaşım bir dakika, kulaklığın sinyali gitti. Sufle alamıyorum. Neydi bütün mesele? Neydi? O kadar para verdik ama. Bütün mesele para mı yani? Bütün mesele bu mu? Buldum repliği. İşte bütün mesele bu. Nereden geldi bu ışın kalkanı? Neden küçülüyor? Ben neden hiç doymuyorum? Mirket mi fare mi yoksa mirket mi? 3 kere kalem kaç silgi eder? Oho! Zor sorular bunlar. Beni dinleyin. Dünyanın başı büyük dertte olabilir. Şimdi bir şekilde bu kalkanın ardına geçsek iyi olur. İçinden geçemediğimize göre ya üstünden ya da altından geçeceğiz. Şimdi alın şu anahtarları. Büyük icatlarımı koyduğum hangara gidin. Orada bir tane yerdelen, bir tane de gökdelen var. Oh Mirket! Koca gökdeleni nasıl sığdırdın garaja? Remzi, aracın adı gökdelen. Görünce anlarsınız. İki gruba ayrılın. Biriniz alttan, biriniz üstten geçmeye çalışın şu kalkanı. İyi de nasıl süreceğiz araçlarını? Merak etme, ben tasarladım bunu. Bir fil bile kolaylıkla sürebilir. Dalga mı geçiyorsun, övüyor musun anlayamadım. Peki sen ne yapacaksın Mirket abi? Ya başarısız olursak? Benim biraz inceleme yapmam lazım. Hadi gidin çabuk olun. Dünyanın kaderi bizim elimizde. Mirket çok güzel emirler veriyor. Karizmatik bir lider. Dediklerini yapmalıyız. Ay hadi Remzi, bırak etkilenmeyi, koş çabuk. Gidelim karıcığım. Sen de güzel emir veriyorsun. Seni şöyle koyalım da küre ilerledikçe yavaş yavaş kayarsın. Eğlenirsin biraz. Aferin, uslu uslu oyna orada şimdi. Ses 1-2, ses 1-2. Komutan Kadriye konuşuyor. Komutandan yerdelene sesim geliyor mu? Yerdelen Şakir olumlu. Kardelen ne? Sürdelen, hurdelen, hürdelen, kurdelen. Kardelen, affedersiniz. Yerdelen. Yerdelen Necati olumlu. Hohoy. Komutandan gökdelene sesim geliyor mu? Gökdelen Canan göreve hazır. Gökdelen Remzi konuşuyor. Sen yeter ki iste, göklere adını yazayım karıcığım. Yerdelen Necati Gökdelen Remzi'yi ciddiyete davet ediyor. Tamam. Yerdelen Şakir konuşuyor. Şu sıfatları bıraksak mı artık sayın komutanım anne? Çok zor oluyor konuşması. Gökdelen Remzi konuşuyor. Yerdelen Şakir haklı gibi Kadriye komutan. Gökdelen Yerdelen, dedem geldi Rize'den. Gitmeyelim buradan, rezil olmadan bir denem. Haklısınız, çok karıştı böyle. 3-2-1 bitti sıfatlar. Artık herkes birbirine isimle hitap etsin. O zaman herkes bana Kıvanç desin. Kıvanç'ım ben bundan sonra. Kıvanç mı? İyice şaşırdı. Tamam Necati, tamam. Sen istediğin gibi konuş. Evet, görev başlasın. Gel gel gel. Topla topla topla. Gidiyoruz. Yeho! Hadi şu kalkanı aşalım. Gel gel gel. Hadi göreyim sizi çocuklar. Dünyanın merkezi çok sıcak olur. Terlerseniz diye yanınıza ekstra fan ile koydum. Aman dikkat edin, sırtınız nemli kalmasın. Yerdelen geliyor! Gerçekten bir fil bile sürebiliyormuş. Oh! Salla Şakir, salla! Durma! Oh! Oh! İşte kalkan burada. Üst sınırı görünmüyor. Çok daha fazla yükselmemiz lazım. Hayır, hayır, hayır! Ha? Ne oldu? Motordan sesler geliyor. Gökdelen! Gökdelen, durum ne? Durum vahim! Kontrolü kaybetmeyin Remzi. Alo, Necati.
Şakir! Görev raporu istiyorum. Necati! Şakir! Necati Şakir jimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Bizim öğretmen otomatik. Tik tiki tik tik tiki tik tik. Necati abi iyi misin sen? Evet, ben bir de barbekü sos alayım. İçindeki turşuyu da çıkartın lütfen. Eyvah, çıldırdı iyice. Hayır, sorun var. Tekrar yüzeye çıkıyoruz. Eyvah! Japonya'ya geldik Şakir. Çok derine indik galiba. Dünyanın öbür ucuna çıktık. Çabuk çabuk geri gidelim. Usta! Ustayı çok sinirlendim. Adamlar da burayı Japonya zannetti boş yere. Ümraniye'de olduğumuzu fark etmediler. Evet usta, evet. Ondan. Kızım, pilot fırlatma tuşu nerede? Bulamıyorum. Baba düştük zaten. Gerek kalmadı. Tamam buradaymış. Hoş geldiniz. Aa, Mirket abi. Sen bulabildin mi bir şeyler? Buldum tabii. Sizin başarısız olacağınıza emin olduğumdan iş yine bana kalmıştı. Ancak bana azıcık zaman verin. Azıcık zaman. Azıcık zaman geçti. Çok az daha zaman verin. Çok az daha zaman. Şimdi biraz daha fazla zaman verin. Biraz fazla zaman. Oluyor. Az kaldı. Ne oluyor? Tanju, bu ne hal? 11 saatte medeniyet çöktü Kadriye. Ta en baştan başlamak zorundayız. Daha gofretin icadına 5000 yıl var. Her yerim tutulmuş. Bütün dünyayı gezdik ama doğru bir yere çıkamadık. Bir yerde de karateciler saldırdı zaten. Bitti. Bilimde çareler tükenmez. Yine gülü ben kurtardım. Rica ederim. İlkellik çok yormuştu beni. Eyvah! Yine hareket etmeye başladı. Tekrar ilkelleşelim. Unganga! Ama nasıl olur? Ne yaparsın Mirket? Bazılarında da o kabiliyet yok işte. Sen başka bir işle uğraş. Bakın, kürenin diğer ucu da buraya geldi. Kafana kısıldı. Canım ailem, sizi çok seviyorum. Tanju, seni de biraz severim ama çok değil. Beni kıskandığını düşünüyorum. Hiçbir şey olmadı. Şuna bakın. Gökyüzüne bakın. Olamaz. Şu güneş bana göz kırptı. Uzaydaki yeni yerinizi beğendiniz mi? Ne oluyor? Neredeyiz biz? Nasıl olur? Biz uzayda farklı bir konumdayız. Uzaydan uzaya gezegen nakliyattan memnun kaldınız mı efendim? Şuraya bir imza alabilir miyim? İmzalayayım canım. İmza atmak çok havalı bir şey. İsim neydi? Necati dur. Sakın imzalama o anlaşmayı. Kalırız burada. Kardeşim siz ne diyorsunuz? Yani şimdi dünyayı alıp evrendeki konumunu mu değiştirdiniz? Ne yaptın sen? Bu beyefendi mavi bir ışınla adres bilgilerini verdi bize. Biz de gezegeninizi taşıdık. Necati, neler yaptın yine? Hohoy! Fener'le Şakir'i oynatıyordum. Şimdi koca gezegeni oynattım. Hohoy! Yanlışlıkla gezegen mi taşınır ayol? Bizi hemen geri götürüyorsunuz beyefendi. Aman! İşim var, gücüm var. Daha galaksi taşıyacağım. Sizinle uğraşamam. Tamam, yolluyorum sizi geri. Hayır! Yine mi? Hareket tutmadı! Her şey eski haline döndü. Açaço! Gel buraya ko! Dükkanı yıktın ko! Karateci bu! Anne! İmdat! Eğer bütün astronomlar yerlerini aldıysa toplantıya başlayabiliriz. Çabuk olalım lütfen.
Evde teleskobu açık bıraktım. Tamam öyleyse. Bildiğiniz gibi güneş sistemimizde yer alan Plüton'un gezegen olup olmadığına karar vereceğiz. Bence kesinlikle gezegen değil. Neden peki? Nedeni çok açık. Plüton çok küçük. Diğerlerinin yanında bit gibi kalıyor. Daha da önemlisi yörüngesindeki enkazı temizlemiyor. Çok pis bir gezegen bu. Evet, doğru söyledi. Olur, çok canım. Doğru söyledi. Olur mu öyle şey? Plüton bir gezegen olamaz. Peki gezegen olmasa ne olacak? Kavun. Evet, kavun daha iyi. Kavun süper olur. Tam da mevsimi. Tamam. Sessizlik. Zaten sessizlik. Susuyoruz. Tokmak vurmak için bahane arıyor. Ses istemiyorum. O halde kararımızı açıklıyorum. Şu dakikadan sonra Plüton gezegen değil bir kavundur. Hayırlı uğurlu olsun. Ne tokmak aşkıymış anlamadım. Şey elimden kaydı, pardon. Getirir misiniz? Ne kadar da güzel bir gün. Oh, güneş doğmuş. Hatta güneş diğer gezegenlerle toplanmış bir şeyler konuşuyor. Neler konuşuyorsunuz arkadaşlar? Plüton, üzgünüm ama artık bizimle konuşamazsın. Ne demek bu güneş? Sen artık bir gezegen değilsin. Ne demek gezegen değilim? Daha dün gezegendim. Evet ama yeni bir kararla artık gezegen değil bir kavunsun. İşte bak. Kavun mu? Üzgünüm Plüton. Artık bizden biri değilsin. Yarın sabaha kadar bu galaksiyi terk etmen gerek. Hadi gidelim hadi. Biraz yıldızları sayalım. Beni saymayın abi. Ben yokum bugün. Hadi gidelim. Hadi arkadaşlar. Plüton, kimse duymasın ama istersen birkaç günlüğüne bende kalabilirsin. Sahi mi? Oh, dünya varmış. Evet varım tabii. Hadi gel saklan şuraya. Neden ben? Benim ne suçum vardı? Herkes oynadı bu oyunu Peyami Dede. Bir tek sen kaldın çünkü. Hayır, oynamak istemiyorum. Zorla oynatıyorsunuz. Yoksa benim komik hallerimi telefonla çekip internete mi koyacaksınız? Yok, ne alakası var? Neredeyim ben? Kapadokya burası. Peri bacalarının önündeyim. Ne yapacağım şimdi? Yürü yürü, devam et. Tamam. Tamam. Şimdi ne var karşında? O uçan büyük balonlardan var. Tamam, bin şimdi o balona. Dedemle sanal gerçeklik keyfi. Sanal çaptallık bu, başka bir şey değil. Neyse, uçmaya başladık. Uzaya gidiyoruz. Belki de sizden kurtulurum orada. Ne oldu? Şakir takıldı. Bir kapatıp açayım mı Remzi? Ne oluyor bu kumandaya? Neler oluyor burada? Her şey yukarı gidiyor. Burnum da gidiyor. Dur burnum, bırakma beni. Gel buraya. Bayağı yükseldi balon. Bütün peri bacaları gözüküyor. Sanki gerçekten uçuyor gibiyim. Muhteşemmiş. Hey abi dede. Hayır oyun değil bu. Çok zevkli bu. Tutunun. Bana tutunacak bir şey kalmadı. Sana tutunacağım Şakir. Tutunacak bir dalım bile yok. Ne yapacağız şimdi? Çok fena bu. Burada ne oluyor? Peyami baba niye evden kaçıyor? Kadriye, tabii ya damacana. Çok iyi fikir. Konuyu değiştirme. Ne oluyor Remzi? Yine neyin ayarıyla oynayıp bozdun her şeyi? Yerçekimsel bir şey bu. Biz yapmadık. Bunu Canan'a sormalıyız. Canan nerede? Senin yerin burası değil. Burada duramazsın. Hey, bana bakın. Tavanda yürüyebiliyorum. Süper kahraman oldum. Necati adam. Necati adam mı? Çok saçma. Kıskanç! Sen ne arıyorsun burada? İstediğim yerde dururum. Sana ne ki? Olur mu öyle şey? Senin yer çekiminle dünyanın yer çekimi çakışıyor. Hepimiz havalanıyoruz. Görmüyor musunuz? Beni ilgilendirmez. Ne yaparsanız yapın. Cana kızım, kimle konuşuyorsun? Kimle olacak? Plüton'la. Plüton'la mı? Evet, Plüton'la. Plüton'un burada ne işi var? Gitsin uzayına, otursun orada. Sen git otur uzayda. Beni artık istemiyor Güneş ve diğer arkadaşlarım. Doğru. Bu sabah haberlerde açıklanmıştı. Plüton artık gezegenlikten çıkarıldı. Ben kavunmuşum artık. Çok tekli. Cana kızım, tak şunu ayağına. Tamam, taktım.
Dünya varmış. Aynen. Dünya izin verdi burada takılmama. İyi tamam da burada sonsuza kadar kalamazsın. Bütün dengeleri alt üst ediyorsun, baksana. Ekmek lazım mıydı abi? Yok sağ ol Ekrem Efendi. Aidatları ne zaman verirsin? Şimdi sırası değil Ekrem Efendi. Üzgünüm ama tekrar gezegen kabul edilene kadar burada takılacağım. Of, ne yapacağız biz seninle? Tamam buldum. Seni gezegenlikten çıkaran kurulla görüşelim. Tekrar gezegen olmak için gereken şartları öğrenelim. Tamam mı? Tamam. O zaman sen de bize yardımcı ol ve yer çekimini azaltmak için bir şeyler yap. Tamam. Ben o işle ilgileneceğim. Madem bugün çok işimiz var, önce bir banyonuzu kullanabilir miyim acaba? Şampuan var mı şampuan? Duvardaki rafta. Tamam gördüm. Plüton banyomuzu kullanıyor. Buna inanamıyorum. Ne olmuş? Ben de kullanıyorum o banyoyu. Plüton gelince tabii. Uhu, inanmıyorum. Çok tatlı. Aman Plüton bizim evde. Plüton'u mu kıskanıyorsun Necati? Necati abi sen her zaman ilgi odağı olmak zorunda mısın? Evet. O zaman git de tek kişilik gösteri yap. İlginç fikir. Düşünüyorum da bence karpuzlara da seçme ve seçilme hakkı verilmeli. Sonuçta seçmece karpuz denilen bir şey var. Karpuz seçiliyorsa karpuzlar da seçilebilmeli. Evet, güzelize. Gülün, hadi. Şu abinin dudağı oynadı. Affedersin, yemek yiyormuş. Ne yiyorsun? Neden böyle giydirdiniz beni? Kimsenin seni tanımaması lazım. Yoksa meteorolojiyi arayıp şikayet ederler. Mahallemize meteor dadandı diye seni de alıp götürürler buradan. Baba, sen kurumların ne iş yaptığını hiç bilmiyorsun değil mi? Hiç bilmiyorum kızım. Sıfır. İyi, çok güzel. Böyle devam et. Ne? Nasıl ya? Plüton. İşte Plüton. Bunlar seni gezegenlikten çıkaran astronomlar. Ne? Şimdi yedim sizi. Hayatımı mahvettiniz. Gelin buraya. Hop abi. Gözünü seveyim bırak. Ne halleri varsa görsünler. Yapma aman. Hiç yakışıyor mu kardeşime? Değmez abi değmez. Neyse. Tamam bırakın. Başımı derde sokmayayım şimdi. Zaten kaçak bulunuyorum dünyada. Pek sevgili astronom abilerim, ablalarım. Neden Plüton'u gezegenlikten çıkardınız söyler misiniz? Birincisi çok zayıf ve küçük. Gezegen dediğin böyle iri yarı kaslı olacak. İkincisi de çok pis. Çok dağınık. Etrafındaki çöpleri temizlemiyor. Sessizlik! Abi yapma iyice saçmaladın. Sessizlik! Elinden alın şu çekici iyice şaşırdı. Hadi tutunun. Vermem! Neyse tamam biz anlamış olduk. Plüton'u tekrar gezegen yapabiliriz. Ne? Sahibi yaşasın! Evet ama çok çalışmalısın Plüton. Yürüyün bizim bahçeye gidiyoruz. Evet, internetten arkadaşlarınızla oyun oynarken içeri anneniz girer ve sizden bir şey ister. Ama internetten oynarken oyunu durduramazsınız. Bunu neden anlamıyorlar? Bunu yapamam. O oyun duramaz. Ne yapmalıyım? Bütün oyundaki çocuklara arkadaşlar kusura bakmayın. Annem geldi. Herkes tanktan aşağı insin. Çünkü tankı sağa çekip anneme perde asması için yardım edeceğim. Bunu mu demeliyim? Çok sıkıcısın. Sen evine git. Astronomları duydun. O yüzden de biraz spor yapıp dayanıklı ve güçlü olmalısın. Çok fena gaza geldi. Müzik açın bana. Hemen geliyor. Acı yok. Bununla hiç eğlenceli değil ki. Ben eski tokmağımı istiyorum. Hayır, attık onu. Tamam. Neyse. Bugün burada Plüton'un tekrar gezegen olmak için yapmış olduğu başvuruyu değerlendireceğiz. Büyük güçlenmiş mi? Kontrol edelim öyleyse. Kaldır bakalım şu çizgi film ağırlığını. Gördün mü? Çok iyiymiş. Gayet güçlü ve sağlıklı görünüyor. Peki. Yörüngeni enkazlardan ve çöplerden temizledin mi? Evet. Bakın tertemiz. Nasıl da parıldıyor. Araba kokusu bile astım. Sessiz.
Evet meslektaşlarım, kararınızı açıklar mısınız? Kararımızı verdik. Plüton'un azimli çalışması, standartları yerine getirmesi ve iyi niyeti gerekçesiyle kendisini tekrar gezegen olarak kabul ediyoruz. Ancak yine de teknik olarak kendisini cüce gezegen olarak sınıflandırmamız gerekiyor. Tebrikler. İşte bu! Oley! Arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde tekrar gezegen oldum. Artık o diğer şapşal gezegen arkadaşlarım benim kim olduğumu öğrenecekler. Sakın kendini salma. Spora devam et. Sağlıklı beslen. Tamam Canan. Neyse, ben evime gideyim o halde. Galaksi bensiz olmaz değil mi? Hadi hoşçakalın. Güle güle Plüton. Oo, hoş geldin Necati. O şapşal arkadaşınız gittiğine göre gelebilirim yanınıza. Ay sen kıskandın mı Plüton'u? Tek kişilik gösteriyi neden bıraktın Necati abi? Kimsede mizah duygusu kalmamış Şakir. Kafa olarak çok ilerideyim ben. O değil de Peyami Dede nerede? Şuraya bakar mısın? Resmen gerçek gibi. Ay ben çok yanlış zamanda doğmuşum. Dokunacak gibiyim ama dokunamıyorum. Of, çok da sıcak oldu burası. Hı? Bu ne yapıyor burada? Biz Karadeniz, karnemizi isteriz. Karadeniz, Karadeniz, karnemizi isteriz. Karneleri taşımama yardım ettiğin için teşekkürler Necati. Tuvalet temizliğinden kaçmak için saklandım buraya. Sakın ses etme. Evet çocuklar, karnelerinizi dağıtmaya başlayabiliriz. Oo Arif, bütün derslerden sıfır almışsın. Hadi geçmiş olsun. Oğlum kalk. Şaka yaptın Necati abin. Al karneni. Şakir sen de al bakayım karneni. Yoksa teşekkür belgesi mi aldım? Eğer öyleyse babam bana söz verdiği son model oyun konsolunu alacak demektir. İşte bu. Baba. Dup çıkı dup çıkı dup çıkı dup çıkı dup çıkı dup çıkı. Yo 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 piki piki popo yo yeah yeah. Oha! Müdür bey özür dilerim, temizlik yapacaktım. Merhaba. Buyurun Mirket Bey. Çocuklar, bu dönemde en yüksek puanlı karneyi alan arkadaşımız Mirket Bey'in yanında staj yapacak. Yolu karşılamam. Yemek olarak da lazer çorbası var sadece. Ve staj hakkı kazanan arkadaşınızı açıklıyorum. Canan. Dup çıka 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 dup çıka. İşte bu aradığım lezzet. Piki piki pow. Kaldır kaldır kolları. Ay ben hiç anlamam. Ha, ben oynatırım seni. Hop bidi hop bidi hop. Hadi benim oğluma. Babacığım. Evet. Karne hediyemi alayım. Oo, havalı çocuk geldi. Teşekkür gelmiş belli. Görmeden inanmam. Teşekkürü göreyim. İşte kapı gibi bir teşekkür. Oo, böyle kapı mı olur? Kolu nerede? İnanılmaz. Beyaz boyasız, hilesiz, hurdasız gerçek bir teşekkür. Saklanacak yerin kalmadı artık Remzi. Vereceksin o hediyeyi. Evlat tebrik ederim. Canan'dan sonra bu ailedeki en zeki çocuk sensin. Başka çocuk yok ki zaten. Orasını karıştırma. Al bakalım. Yaşasın. İşte oyun canavarı 1090 TX. Dünyanın en güçlü oyun konsolu. Hem de sadece oyun kumandası şeklinde. Direkt televizyona kablosuz bağlanıp oynayabiliyorsun. Çok güzel anlattın. Birim, birim, birim. Hayır canım, benim hediyem ben birim. Benim karne hediyem yok. Bana ne, ben birim. Hayır ben birim. Ben birim. Oğlum durun yapmayın. Ben birim, birim, birim. Ben birim, bu benim hediyem. Bırak. Oyun konsolum. En azından tek parça duruyor. Durmuyor. Of gitti oyun konsolum. Şimdi ne yapacağız? Mirket'e götürelim bence. Sonuçta kendisi tam bir çılgın mucit. Sonuçta tam bir çılgın mucidim. Neden bunu yapamayayım dedim. Ve ardından da olanlar oldu işte. Size bir şey sormadığım halde yarım saattir cevap veriyorsunuz. Öyleyse işimize devam edelim. Şimdi şu kolu çek. Şu düğmeye 3 defa bas. 2 kere de bülü bülü diyerek şu hareketi yap. Bülü bülü, bülü bülü. Hepsini anladım da bülü bülü kısmı niye vardı? Bilimi eğlenceli hale getirmek suç mu? Tamam, şimdi şu cihazı çıkarıp bana verir misin? Şarj olmuştur herhalde. Buyurun.
Nedir bu Mirket Bey? Bu bir paralel evren cihazı. Bununla başka evrenlere gidebiliyorsun. Geri gelebiliyor musun? O kısım üzerinde çalışıyorum. Hayırlısı artık. Misket abi! Misket abi! Heh, işte yine günümü boşa harcayacak biri geldi. Çabuk cevap ver. Dünyamız neden lahmacun şeklinde? Bu onu biraz oyalar. Boş sorularla uğraşamam şimdi. Mirket abi, bu donmuş arkadaş oyun kumandamı bozdu. Lütfen tamir eder misin? Ver bakalım evlat. Canan kızım, senin staj nasıl gidiyor? İnanmayacaksın ama bugün iki tane atom parçaladım. Yapma kızım, yapma. Mirket Bey, kırılan atomların parasını vereyim ben. Ne kadar iki atom? Ne? Ne parası? Kızım dalgındır, kusura bakmayın. İki atom parçalamış. Yanlış adamı dondurmuşum. Bunu donduracakmışım asıl. Hala para vereyim diyor. Alın, tamir ettim oyun kumandanızı. Hadi gidin şimdi, çok işimiz var bizim. Teşekkürler Mirket amca. Hadi kızım, dikkat et sen de. Atomlarla çok uğraşma. Şunu da düzelttim. Ha, ne diyordum? Dünya neden lahmacun gibi? Yürü Necati, yürü. Evet evet, daha hızlı ittir. Çok zevkli. Evet, televizyonu açalım. Hazır mısın baba? Şimdi de sen oyun kumandasını aç ve başlayalım. Açıyorum. Hadi bakalım. Neredeyiz? Ne oldu bize? Baba, biz galiba oyuncak olduk. Necati! Necati! Sen ne oldun? Ben ne oldum? Biri hemen açıklasın. Sen oyuncak ev olmuşsun. Ev mi oldum? Kaç oda kaç salonum? Merkezi ısıtma mıyım? Kombi mi? Adetim kaç para? Kaçıncı katım ben? İmdat! Oğlum, hep o oyun kumandası yüzünden oldu bunlar. Hayır hayır, her şeyin mantıklı bir açıklaması vardır. İki göz bir oda oldum burada. Hiç mantıklı değil. Ve ardından zeki gösteren gözlüğümü düzeltip şöyle dedim. Bir lazeri sınırlandırmak ne kadar zor, haberin var mı? Vay canına, tam iki saattir kendi kendinize konuşuyorsunuz. Güzel, öyleyse şu paralel evren cihazını deneyebilirim. Hadi bakalım. Gulyabani avcıları 3. Ha? Gulyabani avcıları mı? Bu ne? Paralel evrene bir kapı açmam gerekiyordu. Onun yerine bir video oyun konsolu tasarlamışsınız sanırım. İmkansız. Çünkü bu sabah beni en zeki gösteren gözlüğümü bile takmıştım. Hata yapmam olanaksız. Bir dakika, bir dakika. Size bir kötü, bir de daha kötü bir haberim var. Bir tane iyiye ne oldu? Ondan kalmadı. Birinci kötü haber, tamir ettiğiniz video oyunu kumandası yerine paralel evren cihazını vermiş olmalısınız babamlara. İkinci kötü haber de, bu sabah en zeki değil de en şapşal gösteren gözlüğünüzü takmışsınız ve farkında değilsiniz. Bağırırken daha şapşal görünüyorsunuz. Tamam, bağırmıyorum ama bu korkunç bir durum. Bağırmam gerekiyor. Tamam tamam, sakin olalım. Bakın, oyun kumandası şu ileride. Tekrar ona uzanıp basmayı başarırsak geri dönebiliriz. Hadi o zaman koşa koşa oraya gidelim. Oğlum, oyuncak olmuşuz. Hiçbir yere hareket edemiyoruz. Cıvık cıvık bakıyoruz sadece. Ben biraz hareket etmeyi başardım. İnanırsak yapabiliriz. Yakalamak üzereyim. Kimse kıpırdamasın. Sanki bu halimle halay çekeceğim. Buraya gelin bakalım. Evcilik oynayacağız. Evcilik mi? Çalım şu evi. O ses de neydi? Yok bir şey. Ha, iyi o halde. Sizler de içeri girin bakalım, çay partisi yapacağız. Çay partisi mi? Merhaba Ayşe'cim. Çayını beğendin mi? Ben cappuccino istemiştim ama. Hemen değiştirin. Siz ne biçim müşterisiniz? Yeter artık, üstüme gelmeyin. Çok sıkıldım. Nereye gittiniz? Oyuncaklarım. Ne oldu? Düzeldik mi? Baba, sen muz kabuğu olmuşsun. Sen de teneke kutu olmuşsun evladım. Ben de çöp kutusu olmuşum. Oley! Harp! Gönderin, gönderin. Bu ne biçim çöp, Necmi? Konuşan çöp kutusu. O zaman konuşturmayın adamı. Düzgün çöpler atın. Neyse ki cihaz burada. Hemen bir kez daha deneyelim. Eyvah! Şarjı bitmiş galiba. Şimdi ne yapacağız? Bizim telefoncu Fiko'ya gidelim. Onda her türlü şarj aleti var. Fiko abinin dükkanı çok uzak. Bu halde gitmemiz aylar sürer. Benim tekerleklerimle değil. Duf duf duf. Hadi atlayın. Süper çöp kutusu iş başında. Gidelim öyle.
Alice. Yo! Çok gücü. Wow! Açılın. Geldik işte. Durmamız gerek. Sıkı durun. Ağzımla fren efekti yapacağım. Gırç, kopuş. Herkes insin. Kolay gelsin Fiko. Siz de kimsiniz? Bırak bizi Fiko. Sende ince uçlu paralel evren şarjı var mı onu söyle. Abi bizde tek tip şarj var. Çoğu telefonu uyuyor yani. Tak bakayım şunu. Şarj edecek mi bakalım. Ver abi. Tamam, şarj ediyor. Açılır birazdan. Kaçak bir çöp kutusu ihbarı aldık. Evet, evet. O çılgın çöp kutusu bu dükkana girdi. İşte çılgın çöp kutusu burada. Eyvah, bizi buldular. Artık şarj olmuştur herhalde. Basıyorum. Hoppala. Oley, masa olmuşum. Keşke bu anı asla masa olamazsın diyenler görseydi. Alo! Alo! Beni dinleyin. Yanlışlıkla benim paralel evren cihazımı almışsınız. Yok canım. Sahi mi? Alay mı ediyorsun, ciddi mi soruyorsun? Bakın beni iyi dinleyin. En fazla 3 defa paralel evrenler arası geçiş yapabilirsiniz. Eğer bir kere daha basarsanız karanlık bir evrende kafama kısılacaksınız. O zaman bir kere daha mı basıyoruz şimdi? Hayır, çıldırdın mı? Daha şimdi ne anlattım ben? Tamam, o halde ne yapmamız gerek söyle. Abi, son eşyalar da bunlar herhalde. Kamyona yükleyelim de gidelim bir an önce, hadi. Tamam, tamam, hadi yüklen. Kaldır, kaldır. Tamam, bırak oraya. Tamam, hadi gidelim. Alo, alo. Şimdi beni iyi dinleyin. Tek yapmamız gereken denizin ortasına ulaşıp cihazın tuşuna basıp ışınlanmak. Karadan uzaklaşmamız lazım. Bu halde nasıl yapacağız? Koordinatlarınıza bakıyorum burada. Deniz hemen yanınızda. Şu anda yaptınız yoksa sonsuza kadar eşya olarak kalacaksınız. Bir saniye. Ben ventilatörüm, sen kumaş, sen de masa. Gidelim fasa, kalmasın tasa. Maceraya hazır mısınız? Benim göbek adım macera. İyiymiş değil miydi göbek adın? Şu anda çok hırslandım. Bozma beni evlat. Hadi o zaman, güçlerimizi birleştirelim. Nasıl olacak bilmiyoruz ama. Oley! Aferin oğlum Şakir. Kıyıdan uzaklaştığımıza göre tuşa basabiliriz. Baba, bak, basa başı iş buldu. Yaşasın, eski halimize döndük. Evimizdeyiz. Hemen gidip şu cihazı Mirket'e verelim. Ya beyler, burası çok sıcak oldu. Kaloriferleri kapatsanıza. Necati! Efendim? Terliyorum Remzi ben. Sen şey olmuşsun. Alo Canan, Mirket abiyi de alıp gelsenize. Burada ufak bir problemimiz var. Ben bakamayacağım. Ne olmuşum Remzi? Petek olmuşsun. Ne? İmdat! Bir dakika. Petek derken bal peteği miyim? Yani balsa iyidir. Hayır hayır. Kalorifer peteği. Ah! Sonunda bitti. Atomu parçaladım. Bir kilo radyasyon ayıkladım. Bir tencerede uranyum sarma yaptım. Bugünlük işlerin bittiğine göre teleskobun başına geçip biraz rahatlayabilirim. Bakalım bu gece yeni bir gezegen keşfedebilecek miyim? O da ne? Karpuz şeklinde bir gezegen. Aa! İnanamıyorum. Ben keşfettim. Karpuz şeklinde bir gezegen keşfettim. Oo! Yanında da beyaz peynir şeklinde bir adet uydu var. Çok ilginç bir galaksi burası. Bu da ne? El sallayan kocaman bir güneş. Mirket, ne haber? Necati! Senin uzayda ne işin var? Ayranı fazla kaçırdım. Ondandır. O ne? Hay aksi, teleskobun ayarı bozulmuş. İki saattir gökyüzü yerine mahalleye bakıyormuşum. Güle güle Necati. Gözüm kapalı çıktım Mirket. Bir daha çek. Neyse, biz uzayımıza geri dönelim. Merhaba yıldızlar. Merhaba Plüton. Merhaba abicim. Herkese merhaba. Şimdi biraz daha teleskobumuzu uzak noktalara çevirelim bakalım. O da ne? Bu? Bu bir kalp. Aa yok, beyinmiş. Aa vay canına. Yarısı kalp, yarısı beyin şeklinde bir gezegen. İşte keşfedilecek bir gezegen daha. Hemen bavulumu hazırlayıp bu gezegene gitmeliyim. Bavulum hazır mısın? Hazırım profesör. Diş fırçam. Aldım. Deniz gözlüğüm. Aldım. Lazer atan tost makinesi. Öyle bir şey yok. Evet, öyle bir şey yok. Seni denedim. O halde yola çıkabiliriz. Tatile gidiyoruz. Senden böyle bir ses çıkmasını beklemiyordum. Ben de.
Bir şey merak ediyorum. Neden buraya geldik profesör? Buraya geldik çünkü uzaya gitmenin başka bir yolu yok. Sıradaki. Tamam. Geç bakalım bavul. Tamam. Umarım bu işe yarar. Yolla bizi kaptan. Bye bye. Bu ne? Acil olmayan durumlardan çekiniz. Bu ne demek? Şu demek uzaya gidiyoruz. İşte kalp ve beyin gezegeni. Hadi bakalım inişe geçiyoruz. Nereden çıktı bu bağırma adeti? Bir daha kere uçakta gelelim, bu yol çekilmez böyle. O da ne? İnanılmaz! Bütün canlılar beyin şeklinde. Merhaba Cengiz abi, bana üçgenin iç açıları kadar borç verir misin? Veririm Selami ama 2x2 kadar da faiz alırım. 2x2 çok. Bir kere bir olsun bari. Evladım, bana şuradan patates versene. Kaç kütle çarpı yer çekimi ivmesi olsun teyze? Tamam, ver işte en küçük asal sayı kadar. İnanılmaz! Bütün canlılar sadece beyin oldukları için aşırı zekiler. Kendi aralarında soru cevap yaparak alışveriş yapıyorlar. Gel gel, şunları takip edelim. Bakalım nereye gidiyorlar? Paralel Evrenler programında bu hafta stres çarklarının intikamı. Aa, bakın bakın nasıl yapıyorum. Baba. İmdat! Televizyonda hiçbir şey yok. Eskiden ne güzel seyahat programları olurdu. Yeni yeni yerler görürdük. Artık izlenmiyor baba öyle şeyler. Çünkü internet sayesinde herkes her yeri evinden görebiliyor. Bence biz bir seyahat programı çekip internette yayınlayabiliriz. Hem de kimsenin görmediği yerleri gösterebiliriz. Benim yatağımın altını mesela. Ben hemen kamera ve ekipmanımı alıp geleyim. Gel Necati, biz de kafa kafaya verip yeni mekanlar düşünelim. Evet, mesela küvet olabilir mi? Çok sulu orası. Sayın beyin dostlarım, bugün sizlerle çok önemli bir konu hakkında konuşacağım. Arkamdaki ekranda görüldüğü üzere bu dev meteor gezegenimize çarpıp bizi yok etmek istiyor. Bu ne biçim meteor? Yoğurtlu mantıya benziyor. Klasörler değişmiş sanırım. Bilgisayar bile bizim zekamıza yetişemiyor. Neden birinin bilgisayarında mantı fotoğrafı olsun ki? İşte bu. Meteor. Tabii. Bu meteor tam bir karenin kenar sayısı kadar saat sonra gezegenimize çarpacak. Bu yetmediği gibi gezegenin diğer tarafında yaşayan kalp kabilesiyle uğraşıyoruz. Onlar da bunlar işte. Şimdi de baklava çıktı. Bu bilgisayarlar da çok saf dostum. Bu duygusal şapşallar duygusallıkları yüzünden meteorun geldiğini bile kabullenmek istemiyorlar. Bizse bu sorunu çözmeliyiz ve atalarımızı onurlandırmalıyız. İsterseniz atalarımızı da görerek bir hatırlayalım. Şimdi de atalarımız yerine leğen fotoğrafı çıktı. Bence atalım bu bilgisayarı. Şimdi gelin mantıklı olanı yapalım. Meteoru durduralım ve kalplere haksız olduklarını gösterelim. Aleyküm yaşasın! İkizkenar üçgenin iki kenarı eşittir. Hız eşittir yol bölü zaman. Yaşasın zeka gücü! Ne yaptın abi? Ben de dayanamadım bir an. Bu bir beyin değil. Kesin kalplerin casusu bu. Çabuk yakalayın ve hapse atın. Korktunuz mu? Hayır! Bırakın bizi! Biz bir şey yapmadık! Oğlum ne gereği vardı öyle bağırmanın? Bir işe yarar sandım abi. Kişi bilmediği şeyden korkar. Onlar da bizim farklı olduğumuzu görünce korktular ve bizi buraya hapsettiler. Sen ne yapıyorsun orada bavul? Evden getirdiğim kıyafetleri çıkartıyorum. Kırışmasınlar içinde. Bir şey düştü. Galaksiler arası iletişim cihazım bu. Lazım olur diye getirmiştim abi. Mükemmel bir bavulsun sen. Bak senin sesin hiç hoş değil. Neyse, bu cihazda mahalledeki o üç şapşaldan yardım isteyebilirim. Tamam, her şeyimiz hazır. Ses nasıl oğlum? Temiz, yağ gibi. Necati, sen nasılsın? Temiz, bal gibi. Öyleyse bir tek geriye kimsenin bilmediği yepyeni bir yeri tanıtmak kalıyor. Alo, alo, beni duyuyor musunuz? Aa, Mirket abi bu. Mirket?
Televizyona çıktın ha. Hayırlı olsun. Artık bizi tanımazsın. Şimdi kulaklarınızı dört açıp beni iyi dinleyin. Ben sadece iki tane açabiliyorum ama yetiyor. Bakın. Şu anda kalp ve beyin gezegeninde mahsur kaldım. Gelip beni kurtarmalısınız bir an önce. Şimdi kağıt kalem alıp yazmaya başlayın. Buranın koordinatlarını veriyorum. Şöyle. Plüton'u geçtikten sonra Jüpiter ışıklarına gelmeden sağa dön. Dört yoldaki göbekten hemen sol yap. Asteroid tarlasını geçtin mi hemen solda kalıyor. Adam gezegen değil, benzin istasyonu tarif etti sanki. Beyinleri gördüyseniz doğru yere gelmişsiniz demektir. Yaşasın. Seyahat programımız için muhteşem bir yer burası. Kimsenin bilmediği bir gezegeni tanıtacağız. Nasıl gideceğiz peki uzaya? Asker uğurlamasıyla. Asker uğurlamasıyla mı? En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. En büyük hadi hadi asker, biz de araya karışalım. Bunu siz istediniz. Hadi gençler, kuvvetlice atıyoruz. Şu atmosfere girerken yanma olayını bir türlü çözemediler. Evet evet. Cep telefonuna oyun yapacaklarına şuna bir çare bulsalar keşke. Kaskımın dijital ekranındaki yazıya göre buradaki havada bir sıkıntı yok. Kasklarımızı ve astronot kıyafetlerimizi çıkarabiliriz. Tamam. Ben kayda giriyorum Necati. Başla hadi. Burası 1569'da Erenköylüler tarafından yapılmış olup 3975 yılında da Adanalılar tarafından boya badana yapılmıştır. Mükemmel uyduruyorsun Necati. Devam et. Uydurmak bizim işimiz. Arkadaşlar, acaba biz doğru bir yere mi geldik? Burada hiç beyin yok. Hakikaten neresi burası? Hilmi abi, bu hafta sonu senin yazdığın anahtarını verir misin bana? Olur oğlum tabii. Ayıp ettin. Sen beni ne kadar seviyorsun göster bakayım ama önce. Bak bu kadar abi. Bak baba bak. Görüyor musun? Aa, sen bayağı bir seviyormuşsun beni. Oğlum bana şuradan yarım kilo yağsız peynir versene bakayım. Ne kadar borcum? Buyur teyze bir sarılma borcum. Yoksa güzel söz de olur. Gel sarılayım şöyle. Oo, çok naziksin diyeyim o da bahşişin olsun. Sağ ol teyzeciğim. Hadi güle güle. Pardon. Burada beyinler varmış. Nerede biliyor musunuz? Beyinler mi? Onlar gezegenin diğer yarısında kalıyor kardeş. Buradaki arkadaşımızla şimdi kendi dilinden konuşmaya çalışacağım. Hebere ve bere nibere, berbere manava berbere, kasaba. Ne diyorsun abi iyi misin? Cevap da alıyoruz. Üstün bir uygar. Tamam peki sizden bir şey rica etsek. Acaba bizi beyinlerin tarafına götürür müsünüz? Bir arkadaşım orada mahsur kaldı da. Götürürüz kardeş götürürüz. Yeter ki bizi ne kadar sevdiğini göster. Bu kadar. Yeter mi? Yok yetmez. Bu kadar. Süper. Yürüyün öyleyse gidelim. Meteor geliyor. Ne yapacağız? Çok az kaldı. Hala çözüm bulamadık. Sanırım burada ters giden bir şeyler var. Ve kayıt. Başla Necati. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi de Beyin Köy'deyiz. Burası milattan sonra 3 milyar yılında kurulmuş. Hoptek medeniyeti burada doğmuş. Milli marşları da hepimizin çok iyi bildiği Hoptek Hoptek oynayalım öyleymiş. Ben böyle uydurma görmedim. İyi geldik ama Mirket'in nerede olduğunu nasıl anlayacağız ki? O da ne? Mirket'in kıyafeti bu. Bakın. Bizim için dışarı asmış olmalı. Yani yara bandı bile getirmişsin ama bana ekstra kıyafet getirmemişsin. Bravo. Çocuk gibi kaldım böyle. Abi öyle deme yakıştı. Mirket abi. Şakir buldunuz bizi. Anahtar nerede gördünüz mü? Şu ilerideki gardiyanın cebinde. Yeni karakter mi bu arkadaş? Dostum baştan söyleyeyim eğlenceli tip benim burada. O pozisyon çoktan kapıldı. Değişik kontenjanından girer belki. Abi meteorun gelmesine son 10 dakikaymış. Biz de hala burada saf saf bekliyoruz. Kaçalım bence. Tamam çabuk çıkın çıkın. İmdat! Ne oldu? Meteoru durdurmak için hiçbir çözüm bulamadınız mı? Efendim bütün olasılıkları hesapladık. Ancak matematiksel olarak kurtulma ihtimalimiz sıfır. Çünkü inanmıyorsunuz. Kalp bu. Sen ne arıyorsun burada? Burada olman yasak. Bu fil ve aslanlar da ne yapıyor burada?
Efendim, bunlar benim arkadaşlarım. Beni kurtarmak için geldiler. Boşuna kurtarmışlar. Birazdan meteor buraya çarptığında hiçbir önemi kalmayacak çünkü. Neden kalp ve beyin olarak bir takım halinde çalışmıyorsunuz ki? Saçmalık. Onlar mantıklı düşünemezler. Çok duygusallar. Bakın, biz buraya arkadaşımız Mirket'i kurtarmaya geldik. Yani duygularımız yüzünden buradayız. Sonra zekamızı kullanarak Mirket'in bize bıraktığı ipucunu fark ettik. Kostümünü tanıyıp öyle kurtarmaya gittik. Ne demek istiyorsun evlat? Mantık ve duygular her zaman birlikte çalışmalıdır. Biri olmadan diğeri hiçbir işe yaramaz. Ben sizinle beraber çalışmaya her zaman varım. Meteoru durdurabileceğimize inanıyorum. Bu dediğin mantıklı görünüyor. Denemekten zarar çıkmaz. Atalarımızın yüzyıllar önce denediği bir yöntem vardı. Onu denemeye ne dersin? Hadi kardeşim, bitirelim şu işi. Gel buraya meteor. Teşekkürler dostlar. Sizin sayenizde birbirimizin değerini anladık. Rica ederiz. Ne demek? Ve bugünkü seyahat turumuzun da sonuna geliyoruz. Bavullarınızı bir sonraki sefer için hazırlamayı unutmayın. Da. Unutmam. Kimse benden daha komik olamaz burada. Sakın ilgiyi çekmeye çalışma. Seni gidin küçük bavul. Kapat ağzını. Korktun mu? Evet, bence korktum. Evet, şu vidayı da sıkalım. Biraz da şurayı döndüreyim. Çok az kaldı. Oho, Muale'nin akıl küpü buradaymış. Ne haber Mircan? İyi miyim? Şunu da şuraya. Bir karton gofret karşılığında sana yardım edebilirim dostum. Anlaştık. Şimdi ittir arkadan bakalım. Yokuşun başına götürelim. Oradan aşağı doğru bırakacağız ve yeterli hıza ulaştığındaysa bu roket Mars'a gidecek. Geçenlerde de bir roketi yollamışlardı Mars'a. Sen de araba koydun mu roketinin içine? Ben bir şey koymadım. Boş yollanır mı Mars'a? Çok ayıp. Seni koyalım içine Tanju. Orada gofret var mı? Ne gofreti? Orada oksijen bile yok. İstemem o zaman. Araba iyi fikirmiş ama. Ben de bir araba koyayım bari. Sen bunu ittirip yokuşun başına götür. Ben hemen geleceğim. Bari avans olarak bir tane gofret verseydin. Çabuk olun, hadi. Baba, uzaktan kumandalı arabaların olduğu poşet nerede? Oğlum, hepsi arkadaydı. Anneniz bizi market alışverişine yolladı. Biz ne yaptık? Gittik uzaktan kumandalı araba aldık bir sürü. Bence iyi bir yatırım oldu. Tamam, buldum. Alışveriş poşetlerini de alalım bari. Katriye çıldırmasın. Sen de bunu al Necati. Nerede kaldınız siz? Misafirlerim gelecek birazdan. Hani nerede sipariş? Buyur karım. Saç kurutma makinesi de aldınız değil mi? Evet, aldık. Hepsi orada. Cipsler, bisküviler. Evet. Hepsine evet. Remzi, takıldın mı sen? Evet. Aldık. Sinir ettin ayol beni. Eyvah, yoksa misafirler mi? Merhaba yenge. Şimdi şöyle ki, ben bir roket yaptım. Tam Mars'a yollamalık. Acaba Remzi arabasını Mars'a yollamama izin verir mi? Öyle mi? Al anahtarı, tepe tepe kullan Mirket. Tamam, araba da hazır. Yukarı çıkaralım. Rokete bağlayalım. Şu iki astronot adamı da koyalım şuraya. Bakın burada bir şey yapıyorlar. Kesinlikle bir işler karıştırıyor. Yine değişik işler peşinde. Ne yapıyor? Evet, her şey hazır. Bir dakika, bir şey eksik değil mi sizce de? Kumandalar yok. Kumandalar nerede? Saç kurutma makinem nerede? Gözüm nerede? Gözümdeymiş. İyi de ben gözlük takmıyorum ki. Arabada kalmış olmalılar. Çabuk gidip alalım. Koşuyorum. Ben koşmam böyle. Hay, koşun. Mars'a kadar koşarsınız. Arabam nerede? Baba, yerde bir kağıt var. Araba küçülmüş ve kağıt olmuş. Burada gizemli bir şeyler var. Ne yazıyor? Arabanı Mars'a göndermeme izin verdiğin için çok teşekkür ederim Remzi'cim. Yazan Mirket. Hadi
iyi mahalleli. Bakmayın öyle boş boş. Bir el atı verin de şu roketi Mars'a yollayalım. Oley! Yokuş aşağı roket yollayacağım. Hayatımın en anlamlı günü bugün olmalı. Yalnız size bir şey yok. Sadece bana gofret var. Hadi hadi hadi. Hadi girelim hadi. İttir ittir. Çabuk o roketi durdurun. Ha? Gel bizi hemen içeriden kumandaları alalım Şakir, yürü. Sen ne yaptığını sanıyorsun Mirket? Benim arabamı varsa yollayamazsın. Ama Kadriye öyle söylemedi. Bir karton gofret geliyor. Evet, gofreti alayım. Dur dur şunu Mirket. Artık çok geç. Yeterli hıza ulaşırsa roket aktif olacak ve Mars'a gidecek. Seni ben ne yapayım Tanju? Ne yapayım ha? Şakir'le Necati arabanın içindeydi. Şimdi gofret işi oldu. İptal mi? Nerede bu kumandalar? Nerede? Çabuk bulalım şunları. Sinirden elim ayağım titriyor. Sen değil, araba titriyor. Eyvah! Galiba roket hareket etti. Ben Mars'a gidemem. Daha çok gencim. Leyla bak, bir yıldız kayıyor. Gündüz vakti yıldız mı kayarmış? Yıldızlar sadece gece mi kayar? Ne alakası var? Ama hep gece kayardı yıldızlar. Bence sen konuşma pek Leyla. Sadece havaya bak. Biz roketiz, roket. Yıldız değiliz. Yanlış olmasın. Ne oluyor? Yaşasın! İlk maceramız başlıyor Şakir. Baksana, roket arabadan ayrıldı. Vay canına! Şuna bak Necati abi, uzayda süzülüyoruz. Dünya buradan ne kadar da güzel görünüyor. Ay, güzel mi görünüyorum? Yapmayın, utandırıyorsunuz beni. 6 ay sonra. Çıldırdım galiba. Biri 6 ay sonra dedi. Sen de duydun mu Şakir? Sakin olmalıyız, sakin olmalıyız. Sakin olursak her şey hallolur. Sakin olamadılar. Bütün poşetlerdeki yemekler bitti. Bir tek bu cips kaldı. O ne? Mars. İşte Mars'a gelmişiz. Sonunda. Açlıktan seni tavuk döner olarak görüyorum Şakir. Madem hayal görüyorsun, neden daha iddialı şeyler görmüyorsun ki? Çünkü tavuk döneri çok seviyorum. Ketçaplı, mayonezli. Mars'a geldik gelmesine ama yüzeye nasıl ineceğiz? Bir saniye. Belki de saç kurutma makinesi işimize yarayabilir. Evet, hemen saçlarımızı kurtalım. Hangi poşetteydi bu? Buldum. Umarım işe yarar. Hadi bakalım. İşe yarıyor. Mars'a iniyoruz. Ayağımı niye ısırıyorsun? Tavuk döner. Kadriye tutar mısın şunu? Yani bizim çocuğun başına bunların geleceğini bilseydim hayatta sana arabanın anahtarını vermezdim Mirket. Aynen. Sana da yazıklar olsun. 6 ayda bir roket yapamadım Mirket. Sana 60 yıl versem bir roket yapabilir misin peki? Roket değil de bir kağıt uçak yaparım herhalde. İnanamıyorum. Sağ salim inmeyi başardık. Mars'a inen ilk dünyalılar biziz. Bu benim için küçük ama Şakir için bayağı büyük bir adım. Çünkü Şakir 36 giyiyor, ben 48. Dur Necati abi, beni bekle. Sonra kalan dora kalır Şakir. İşte ileride roketin Mars'a ulaşan kısmını bulduk. Oho, kimse var mı? Ya Necati abi, kim olacak koca Mars'ın ortasında? Burada da yok, burada da yok. Yok Şakir, yok. Hiçbir yerde yemek yok. Unuttun mu Necati abi? İnsansız uçuştu bu. Yemeği niye koysunlar? İnsansız değil, insafsız uçuş bu. Yemeksiz roket olmaz olsun. Elimde bir tek yarım paket cips, bir de tavuk döner kaldı. Ben tavuk döner değilim.
Neyse, işe yarar mı bilmiyorum ama başka bir şey denememiz gerek. Düşünsene, toprağımız var, güneşimiz var. Neden kendi patatesimizi yetiştirmiyoruz? Toprağa patates cipsi ekelim. Tek şansımız bu. Ya olmazsa? Bu yarım cips benim her şeyim. Denemek zorundayız. Ne olur eve geri dönelim Şakir. Ne olur. Eminim babam bizi kurtarmak için elinden geleni yapıyordur Necati abi. Merak etme. Başardık. Uzay cipsini üretmeyi başardık. Ünlü şef Necati patatesten değişik tarifler uyguluyor. Patatesten salata, patatesten kebap, patatesten tatlı, patatesten patates, hatta patatesten ayran bile yaptı. Ama zaman geçmek bilmiyor. Umutsuzluğa kapılmaya başladık. Ve dışarıdan değişik sesler geliyor. Kapana kısılmış hissediyoruz. Eyvah, misafirlerim erken geldi. Daha patates sütlacım bitmemişti. Ne misafiri Necati abi, şaşırdın mı? Biz burada yalnızız. Tabii Marslılar gelmediyse. Marslılar mı? Eyvah, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Keşke annem burada olsaydı şimdi. O ne yapacağını bilirdi. Sanki bununla ilgili bir şey demişti. Necati, çabuk buzdolabını ısırmayı bırak. Bu değil. Necati, çabuk bizi bu paralel evrenden çıkar. Bu da değil. Misafirperverlik her şeyi çözer Necati. Bunu sakın unutma. İşte bu. Dur Necati abi, ne yapıyorsun? Sakın kapıyı açma. Bana güven Şakir. Ne yaptığımı sanırım biliyorum. Hey, ne yapıyorsunuz gezegenimizde? Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hadi gelin de size özel tariflerimi tattırayım. Oturun şöyle. Patates çayı da ister misiniz? İşe yaradı. Sizi düşman sandık, yakalamaya gelmiştik. Ama misafirperverliğinize hayran kaldık. Ayrıca tarifini bu salatanın acayip güzelmiş. Ne? Tarifi mi istiyorsun? Asla vermem, asla. Ben yaptım bunu. Sır, fil sırrı. Necati abi, sakin olsana. Bakın ne diyeceğim. Bizim acilen dünyaya dönmemiz gerekiyor. Bize yardım edin, Necati abi de tarifi versin. Uzay seyahati çocuk oyuncağı. Ama yıllardır böyle güzel yemek yememiştim ben. Hadi verin tarifi. Peki öyleyse bunu gezegenler arası barış için yapıyorum. Tamam o halde, teşekkür ederiz. Çayımızı bitirip çıkalım. O da patates çayı. Muhteşem olmuş değil mi? Evet, bu da tamam. Hadi Remzi, gidiyoruz. Rotayı doğrudan Mars'a ayarladım. Bir an önce kurtaralım Şakirleri. Yaşasın. Sonunda bitti. Bir hadi şu rokete. Geri sayımı başlatıyorum. Kalkış için son 10 saniye. Patatesten baklava da yapacağım. Necet, Şakirler geri döndü. Durdurun uçağı, inecekler. Birket durdur şunu. Tuşa bastım. Artık çok geç. Hayır. Baba, nereye gidiyorsunuz? Bari gitmişken bizim arabayı da geri getirin. Umarım yanlarında yeterince cips vardır. Değil mi tavuk döner?